Evet, devam edelim şimdi. Aynı şeyleri aldım. Gazetelerde çünkü şey yok. Yandaş yalaka takımda tamamen şey. Yani CHP şöyle, CHP böyle bir şey üzerinden gidiyorlar. Bir de ne kadar yandaş yalaka tetikçi takım varsa Muharrem yanındayız diye de şey yapıyorlar. O da bir kötü bir şey olmuş yalnız. Yani Muharrem İnce'de şey. Benim köşede bir yazı vardı. Bak onu size bir okuyayım. Yani bazı şeyleri söylememiz gerekiyor bakın. Kızanlar falan oluyor ama kızmayın arkadaş. Bak. Şöyle bir yazı var. Muharrem İnce oturup iyice düşünmeli. Diyorum ki, Sözcü'de Rahmet Uran'ın saraydaki CHP'li yazısından sonra adı çıkan ilk kişi Muharrem İnce oldu. Herkes birbirine Rahmet Uran'ı okudun mu, kim bu CHP'li diye sorarken mutlaka olsa olsa Muharrem İnce'dir yargısını da ekleme ihmal etmiyordu. En azından konuyu bana soranların neredeyse tamamı İnce olabileceği tahminini de söyledi. İşte Muharrem İnce'nin oturup düşünmesi gereken budur bence. İnce şu sıralar çok öfkeli. Aynı zamanda sanıyorum çok da umutlu. Genel merkezin kendisine komplo kurduğuna inanıyor. CHP yönetimini çete olarak niteliyor. Öyle sanıyorum ki olayın kendine genel başkanlık yolunu açabileceğine bile inanıyor. Hırçın tavrı belki de bu yüzden. Bana göre çok zor. Eğer hileli hurdalı bir konuda CHP'lilerin olduğu kadar sıradan vatandaşların bile aklına Muharrem İnce geliyorsa durum çok kötü demektir. İnce durumdan yararlanmak için öfke şovları yapmak yerine ben ne oldu da mitingime 3 milyon insan toplarken bu duruma düştüm diye kendisiyle kendi hesaplaşmasını yapmalı. Ondan sonra elbette tekrar başkanlık yarışına katılabilir. Şimdi bakıyorum, hani bu yandaş yalaka takımı niçin Muharrem İnce için tag açıyor, tag diyorlar yani. Muharrem seninleyiz falan diye böyle. İşte bildiğiniz bazı isimler Muharrem İnce'yi sonuna kadar destekliyor. Ha, işte o zaman ben de diyorum ki arkadaş saray komplosu mu acaba? Çünkü şimdi burada bu çok bilinen isimlerin CHP olayında açıkça birinin yanında taraf alması. Yani genel merkezde olabilir bu. Muharrem İnce'den yana tarafta, taraf oluyorsanız da şüphe çeker. Ya ne oluyoruz kardeşim yani sana ne ya? Neyse yani ama dikkat etmeli Muharrem İnce'de. Yani partisine niye konuşuyor onu anlamadım. Ya al arkana hakikaten 15-20 tane milletvekili olur. Dersin ki arkada çete var orada. Bak savaş öyle olur. Tek başıma ben ya boğarlar hiç yani ben sana söyleyeyim. Efendim Evrensel Gazetesi demiş ki birlikteyiz değiştireceğiz. Şiddete, krize, eşitsizliğe karşı kadınlar sokakta. Değil işte bugün çıkamıyorlar değil mi? 22-23-25 Kasım'a kadına yönelik şiddetle mücadele günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlar şiddete, krize, yoksulluğa, eşitsizliğe, savaşa karşı haklarını ve hayatlarını savunmak için bir araya geliyor. Kadınlar şiddetle karşı koruyan yasalara ve kazanılmış haklarına yönelik saldırılara tepki gösterirken şiddeti körükleyen söylem ve politikaların cezasızlığa yol açan yargı kararında son bulmasını istiyor. Buyurun. Bakalım. Ya 15 saat mesai ya aylarca işsizlik. Patronların son zamanlarda gündeme daha sık getirdiği güvencesiz ve esnek çalışmanın sonuçlarını görmek için sayacılara bakmak yeterli. Sayacılar ayakkabı işi yapan saya denir ya onlara. Hani bilmeyene söylüyorum canım. Aman aman. Yani sizde ukalalık olsun diye değil. Günde 15 saate bulan çalışma sürelerine rağmen ellerine ayda 2000 ile 2500 lira geçen sayacılar üstelik sigortamız da yok diyor. Sayacılar iş olmadığı yılın belirli dönemlerinde ise aylarca işsiz geziyor. Kimisi gurbet için, kimisi iş için gurbet yollarına koyuluyor. Buyurun. Evet. Bolivya'da Morales'siz seçim kararı onaylandı. Bolivya'da eski hükümet partisi MAS ve muhalefet milletvekilleri seçimlerin en geç Şubat 2020'de yapılmasını öngören yasayı onayladı. Yasaya göre Evo Morales seçimlerde aday olamayacak. Buyurun. Teslim Töre yaşamını yitirdi. Teslim Töre 68 kuşağının önemli isimlerindendir. Bizim ilk gençlik yıllarımızda arananlarda ikide bir adı geçen çok sağlam bir devrimciydi. O da öteki dünyaya göç etti. Evet, Bir Gün Gazetesi. Hekimler ülkeden kaçıyor. Ya, Duran da kabahat zaten. Niye kaçmasınlar ki? Yurt dışında çalışmak için TTB'den sicil verisi isteyen hekim sayısında büyük artış var.
Türk Tabipler Birliği 2012-2019 yılları arasında yurt dışında çalışabilmek için kendilerinden sivil verisi isteyen hekimlerin sayısını açıkladı. Veriler son 8 yılda Türkiye'de çalışmak istemeyen hekim sayısının sistematik biçimde arttığını ortaya koyuyor. 2012 yılında 59 hekim sicil için TTB'ye başvurmuştu. Bu sayı 2013 yılında 90'a, 2014'te 118'e, 2015'te 150'ye, 2016'da 245'e yükseldi. 2017 yılında gelindiğinde ise sicil başvurusunda bulunan hekim sayısı bir önceki yıla neredeyse iki kat artarak 482'ye çıktı. 2018'de bu sayı daha büyük artışla 802 oldu. Bu yıl ise 906 hekim sicil başvurusunda bulundu. Bak burada sivil yazmışlar. Ben de diyorum nedir sivil belge, sicil. TTB'de yapılan açıklamaya göre bu artışın anlamı şu: hekimler Türkiye'de artık hekimlik yapılamaz diyor. Evet, gidiyorlar yurt dışında denkliği şey yapabilirse, bakın mesela Almanya'ya gidiyor, buradaki tıp fakülteleri Almanya'da yeniden şeylere giriyorlar, denklik oluşuyor filan, buna rağmen gidiyorlar. Niye? Çünkü artık Türkiye'de doktorluk yapmak çok akıl kârı değil. Bir kere çok para kazanamıyorlar. Şimdi tamam, eskiden çok para kazanılıyor diye konuşuluyordu. Şimdi ne var? Özel hastaneler. Özel hastanelerde çalışıyorlar. Oralarda ameliyat yapan doktorlar çok kazanıyor, diğerleri yüksek maaş alıyorlar artık. Ha ama işte o yüksek maaş alanlarda bunu ne olarak karşılık veriyorlar? İşte halkı bir şekilde. O oralara geldiğin zaman işte parmağımda şurada bir kesik olmuş, ne yapayım? Oo, onu derhal bir MR çektirmemiz lazım. Çünkü altından bambaşka bir şey çıkabilir deyip eline MR'a sokturuyorlar. Böylelikle MR'dan para kazanılıyor. Böylelikle de hastanelerde hangi doktor hastanenin oyuncaklarından daha çok para kazandırdıysa primi artıyor herhalde. Çok da fazla bir şey demek istemiyorum. Yani sistem maalesef böyle çalışıyor ama onlar da gidiyorlar. Efendim burada ne var? İBB 3 maymunu oynama devri bitti. Ne diyor bu? İBB Başkanı İmamoğlu, Atatürk Havalimanı arazisi ve Kanal İstanbul projesi başta olmak üzere 20'ye yakın konuda çalışma ekibi oluşturduklarını söyledi. İmamoğlu, İBB artık 3 maymunu oynayamaz, sırtını dönemez dedi. İBB Başkanı 5 Avrupa kentine yaptığı ziyaretin ayrıntılarını paylaştı. Bu arada esas şeyi var, burada yok. İmamoğlu, kamu bankaları bize vermiyor diyor. Kredi vermiyor diyor. Vermeyecek tabii yani. O saraya bağlı onlar. Adam diyor ki öyle yok öyle diyor. Hem bize diyor biz kazanamamışız hem de İstanbul'a veririz. Ama İstanbul bunun cezasını daha sonra inşallah keser diyorum. Çünkü böyle bir mantıkla ülke yönetiyorsunuz. 20 milyona yakın insanın yaşadığı ya da devamlı hareket halinde olduğu bir kente sırf ben kazanamadım ölsünler gitsinler mantığıyla bakarsanız abi o da gider. Milli Gazete alışveriş çılgınlığına kapılmayın diyor. Evet bugün bir alışveriş çılgınlığı var. Çok enteresan. Acayip reklamlar var. Bütün gazetelerde var. Televizyonlarda var. Neymiş? Kara bilmem ne. Kara Kasım günleri bile acayip indirim yapılıyor falan. Ben bilmiyorum yani ne olacak. Hani zenginim zengin olmasına da şu ara biraz nakit sıkıntımız olur. Ben bu muazzam kampanyaya katılamıyorum. Yani yoksa yani yok var da yani şey bağlandı. Nakit yok. Kartlarda da bir tıkanıklık olmuş. Onun için olmuyor. Yoksa neler olurum ha? Acayip diyorlar yalnız. Müthiş şey. Hep işte bunlar bu gavur icatları bu. Avrupa'dan geliyor bunlara. Milletin aklını çeliyorlar. O da diyor ki kapılmayın diyor. İstediğin kadar söyle ablacığım yani abicim. Bütün ablalar şu anda hazır bekliyor. Belki başlamıştır. Bilmiyorum başladı mı? Onu takip etmek lazım. Acayip mal satılacak. Acayip. Ya size ne diyorum işte bu kozmetik ürünleri satan bir mağaza. İşte bilmem bir alışveriş merkezinde demiş ki %50 arttı bilmem ne. O günlüğe mahsama. Bir günlüğüne. Yahu ne diyorsunuz ya? Mağazanın bütün reyonlarının arası böyle kuyruk çıkmış hop diye oraya kadar gidiyor. Millet almış parasını ödeyecek. Oğlum iki kişi gelin birine kuyruğa sokun öbürünüz de mal alışverişi yapın. Ben öyle büyük alışveriş merkezlerinde yapmıştım vardır yani. Hani bu aylık gıdamı da alıyorsun yani işte her şey deterjan falan. Ama bakıyorum acayip kuyruk var. Ver sen listeyi diyorum bana. Sen geç kuyruğa. Kuyruk o gelene kadar ben bütün alışverişi yapıyorum. Hop ondan sonra arabayla gir. Yapın yani. Olabilir bunlar. Küçük cinlikler. Efendim. Yeni Şafak ne demiş? CHP bu pisliği temizleme. Ya bir şey diyeceğim. Bir şey dikkatimi çekti. Şu bir de bir vali haberi var ya. Şimdi dün biliyorsunuz Öğretmenler Günü. Tabii Öğretmenler Günü pazara gelince ben Öğretmenler Günü'nü buradan kutlayamadım. Bir kere onu söyleyeyim. Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Fakat bu Öğretmenler Günü benim için biraz buruk Öğretmenler Günü oldu. Şöyle. Benim annem babam öğretmen biliyorsunuz. Öğretmen yetiştiren öğretmenler.
Yani aslında kimya mühendisiydiler fakat 1960'tan sonra eğitim enstitüsüne geçmek istediler. Yani eğitime adadılar kendilerini bir anlamda ve yüzlerce, binlerce öğrencileri var. Ben hala rastlıyorum. Ta beni Balıkesir'den mesela tanıyan, sen şöyle küçük kısa pantolonu. Tabii ben Balıkesir'deyken ilkokul okuyoruz. O zaman eğitim enstitüsünde okuyanlar 17-18 yaşında abiler, ablalar. Şimdi yani benden en az 10-15 yaş, 10-12 yaş büyük hepsi. Tabii bana diyorlar senin kısa pantolonlu halini biliriz falan. İşte annem baban şöyle öğretmendi, böyle öğretmen falan. Fakat bu seneye kadar yazarlık yaptığım sürede her 24 Kasım hem kendi öğretmenlerimi, yaşayanları, onları kutladım ve bir kere daha anmış oldum, isimlerini geçirdim. Hem de öğretmen olan annemin, babamın da öğretmenler gününü kutladım. Hep onlara da hitaben en az bir cümle yazmışlığım vardır. Bazı yıllarda da bir anı anlatarak, öğretmenlikleriyle ilgili bir anı anlatarak. Mesela anlatmıştım bir tanesini söyleyeyim. Ufağım, babamla okula gittim, sınıfa aldı beni. Arkası laboratuvar, kimya ya. Baktım giriyor çıkıyor filan, dedim baba ders yok mu ufağım da abi? Yok dedi, imtihan var dedi. O zaman imtihan deniyor. Anlamadım dedim. İmtihan var dedi. Bunları yapıyorlar. Dedim sen dur. Dedi ki bir şey yok. Benim dersimde ne kopya çekecekler ki? 3 tane problem verdim. Aralarında konuşarak çözsünler. Bak öyle mesela bir mantıkları vardı öğretirken. Yani her şeyi ben bilirim. Efendim bu formülü bildim ya da bunu biliyorum. Ya buna gerek yok. Önemli olan bilgiyi nasıl ulaşacaksın? Birbirlerine de sorabilirler. Önemli olan o bilgileri aldıktan sonra problemi çözebiliyor mu? Yoksa formülü biliyorum, çok güzel ezberledim ya da bunu ben biliyordum. Ya söyle, bak sen söyleyeceksin, sınavı öyle. Hayır, gerek yok. Ben hatta sana söyleyeyim, formül bu. Hani bir an gelmedi aklına, bilmem nenin formülü bu. Ha, onu bildiğin halde problemi çözemiyorsan zaten bilmiyorsun demektir. Ben söylesem de falan, öyle şeyleri vardı. Ben de bunları böyle yıllar içinde, işte o anı, bu anı, mesela annem şeyi çok severdi. Öğrencilerinden duydum. Bir konuyu fıkrayla anlatmak. Ya da bir böyle bir anıyla anlatmak. Komik böyle bir şey. Çünkü niye? Öyle daha komik, fıkralı ya da böyle bir anekdotlu falan bir dersin akılda kalması daha çok oluyor. Çünkü gülüyorsun, onunla bir şey falan. Yani böyleydi. Ben de bunları yazardım. Fakat bu yıl tabii şöyle oldu. Bir, 5 yıl önce babamı kaybettim. Öğretmen olarak bir tek annem kaldı yaşayan. İlkokul öğretmenim vardı Hüsniye Arıklarlıoğlu. Ondan sonra vefat etti. O vefat edene kadar her yıl onun adını geçirdim ama. Çünkü hakikaten ilkokul çok önemliydi. Yani şimdi böyle biraz önce boşuna söylemedim onu. Bakın gidin ilkokullarınıza gidin. Her ilkokulda şey vardır yıllara göre. Daha yani okul ne zaman kurulduysa o günden bu yana öğretmenlerin toplu fotoğrafı vardır genellikle. Ya yani çok fark edeceksiniz, göreceksiniz yani. Şimdi bu öğretmenler yılında ise annem de kaybettiğim için yani benim artık anne baba olarak kutlayacağım öğretmen kalmadı ama onun dışında bana emeği geçmiş olan bütün öğretmenlerin ve bütün diğer öğretmenlerin hepsinin öğretmenler gününü dün itibariyle bugün kutluyorum. Şimdi öğretmenler günüyle ilgili çok ilginç bir şey var elimizde. Ben de tam haberi şey etmedim fakat valinin konuşmasını dinledim. Bu valiler bir tuhaf. Bir nerenin valisi bu? Piti. Öğretmenler günü, vali öğretmenleri azarlıyor. Şimdi bakın bir izleyelim. Yani bir izleyin de görelim aman ya. Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi. Otur da bir görelim ya. Konya Valisi Toprak, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Öğretmenler Günü töreninde bir öğretmeni karşısında bacak bacak üstüne attığı için azarladı. Vali öğretmene birader diye hitap etti. Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi. Otur da bir görelim ya. Allah. Yani böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Ayağını dikip de valinin karşısında oturmak değil. Allah'ım yarabbim. Şimdi böyle bir vali. Sen bana saygı et. Kimsin abi sen? Valisin o kadar. Bugün valisin, yarın hiçbir şeysin. Yani olmaz. Yakışık almıyor bir kere. Bir de bacak bacak üzerine atmış. Ya nerede kaldın kardeşim yani? Böyle bizim yüzümüze kaç. Ben valiyim, valiye yapamazsın. Ne yapayım abi valiysen ya? Yani seni saray atamış işte vali diye duruyorsun orada. Başka ne özelliğimiz var? İşte bunlar var. Sonra konuşmanın devamında var. Kendi öğretmenin adı, onu bilmem ne. Bak valicim, o senin dediğin öğretmen bu ülkenin laik, Atatürkçü, demokrat, ileriye bakan cumhuriyetçi öğretmenleriydi. Sen şimdi karıştırma.
Bunları vali yapıyorlar abi. Hangi öğretmen yetiştirdi abicim seni? Yetiştirememiş işte. Allah Allah diyor böyle bir Allah Allah ya diyor. Şuraya bak diyor. Ayakları dikmiş. Ne olmuş yani? İncileriniz mi döküldü? Bir de öğretmen gibi oturmak. Öğretmenler nasıl oturur? Nerede oturur? Valinin karşısında. Valiyi görünce böyle olacaksın. Ama öyle istiyor. Çünkü öyle biliyorlar. Kendilerini öyle. Bu valilik böyle bir şey. Çok büyütürler kendilerini. Ha, bir şey değilsiniz be. Vali dediğim ne olmuş yani? Ha şu. İşte belediye başkanı gideceği zaman izin alır. Efendim vali bey ben bir şeye kadar gideceğim il dışına. Ha git gel çok kalma. Ama bütün yaptıkları iş budur. Başka hiçbir işe yaramaz ya vali. O böyle duracak kalem efendisi gibi. Ağrası ağrası. Hiçbir şey de yok. Bir şey de bilmez ha. Ne bilecek ki ya? Ne yapar yani vali dediğin? Hakikaten bak kimse alınmasın. Bir işe yaramaz. Vali bizde seçilmişe henüz güven olmadığı dönemde atanmış birini koyalım da hani bunlar şimdi sağa sola kaçmasınlar diye konmuş bir sistem. Aslında artık valiye ihtiyaç yok. Gerek yok ki yani vali diye bir makama ihtiyaç yok. Oraya memurların şefi diye birini atarsın. Yani bu ildeki memurların başı. Valinin işi o. Ama otsot işte. Ayaklarına öğretmen gibi otur. Öğretmen böyle olmaz bir kere. Nerede abicim bunun elindeki tesbihi, takkesi, makkesi yok bunun. Böyle öğretmen mi olur ya? O biliyordur o öğretmen kim. Tövbe yarabbim ya. Lan ülkeyi ne hale getirdiniz be. Hakikaten üzülüyor insan be. Geçelim. Bunlar tabii CHP bu pisliği temizlemeli. Muharrem İnce hayatında görebileceği en büyük manşetle Yeni Şafak manşet olmuş. Kocaman da bir fotoğrafı asarsınız artık evinize. Bak çok güzel. Bütün gazeteler beni çok seviyor. Talat Atilla. Kılıçdaroğlu açıklamazsa ben açıklarım. Muharrem İnce külliyeye çıktığı yalanının kaynağı olan Talat Atilla. Şimdi bak adama hem yalancı diyorlar ama onun üzerinden de CHP'yi vurmaya çalışıyor. Lan adam yalancıysa eğer senin haberine göre. E şimdi onun arkasına sığınınca iyi bir iş mi yapmış oluyoruz? İlkeleri yok kardeşim. Bunların bel kemiği yok. Hep böyle şey gibiler. Ne öyle? Arkalarında sopayla. Sopa duruyor. Ona bunları bağlıyorlar. Ayakta duruyorlar. Sopayı bir çek ya da ipi bir çöz. Amip gibi şey gibi. Deniz anası gibi alıp olurlar böyle. Hiçbir ilkeleri yok ya. Hiçbir ahlaki değerleri ve vicdani değerleri yok. İşte söylüyorum. Adama yalancı deyip onun arkasından CHP'yi vuruyor. Yalancı ama bu konuda doğruyu söylüyor çocuk. Lan gidin işinize be. Hiç utanma sıkılma yok mu be? İngiliz ajanının son anları. Vay canına. Bak o bir şey be. Bak şimdi buradan mesela bu adamı tukaka ediyorlar. Halbuki bu sizin için çalıştı ya. Bu İngiliz ajanı dediğiniz adam sizin dış politikanızın önemli unsurlarından biri. Suriye'de Türkiye'ye göç olsun diye orada bombalar patlatan adamlar bunlar işte. Orada insanları birbirine sokan alçaklar bunlar. Şimdi sen bunu böyle satıyorsun. Niye? Senin adamın bu. Bu İngiliz ajanı İngilizlerin ajanı değil ki. O eskidenmiş. Şimdi senin ajanındı. Beyaz bereliler, o sahtecilikleri yapan, o Esad'a karşı bilmem ne yapan bunlar. Ha? Şimdi ne oldu? Tukaka oldu. Ne olur ne olmaz abi. Ucu bize diyecek. İngiliz ajanı. Adadaymış da Python'a binmiş. Çok büyük gazetecilik yapmışlar. Python'a binmiş adada. Lan ne yapsın? Yani adaya gidince zaten Python'a binilir. Allah'ım yarabbim. Hey! Ha bugün okullar açıldı tabii bu arada. 9 günlük tatil bitti. Efendim tarladan çatala. Bu ne? Tarımda kurallar yeniden yazıyor. Helal olsun işte. Bak 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 işte. Haber bu be. Tarımda kurallar yeniden yazılıyor. Türk tarımını tümüyle değiştirecek Sera AŞ'nin detayları bu hafta açıklanıyor. Tarladan çatala sloganıyla hayata geçecek adımlarla gıda fiyatlarında yıllardır devam eden spekülasyonlar sona erecek. Buyurun. Bu iktidar kaç yıldır var? 17 yıl. 17 yıldır neredesin adam? Alo. Şşt. Şimdi düzelecek diyorsun. Yanına da koymuş tarıma atadığı adam. Geleceğe nefes seferberliği kapsamında bir saatte 303.150 fidan diken Çorum'un dünya rekoru Guinness yetkililerince tescillendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tescil belgesini kampanyaya büyük destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim. Ha bak o da takdim etmiş. Aynı Tayyip Erdoğan'ın mektubu Trump'a takdim etmesi gibi. Gördünüz mü? Bak takdim. Çünkü niye? Bunu niye verdi demiyor biliyor musun? Bu Yeni Şafak. İşte kafaları bu kadar çalışıyor bunların. Buraya takdim yazıyor. Çünkü neden? Yani ulan şimdi bakan dediğin atanmış bir tane adam mı? Yani koca cumhurbaşkanına belge verir mi? Vermez. Takdim eder. Gördün mü abi? Kendi kendilerine işte.
Sen de Trump'a mektubu takdim ettin efendim. Bunu bize göndermişsiniz ama Allah aşkınıza bunu mektupla söylemeyin. Siz söyleyin, ben ne istiyorsanız yapacağım zaten ya. Allah Allah. Lan kafanızda işte bu kadar. Helal olsun. Sayın Cumhurbaşkanı da takdim etti. Verdi, yazamıyor. Ayıp. Öyle düşünüyor. Kafa o. Bunların görgüsü mörgüsü de böyle işte. Baş. Fener Malatya'ya takıldı. Takılır. Baş ver. Yeni Çağ. Şimdi Yeni Çağ gazetesi çok enteresan. Ha, 3 tane yazar böyle tepede. 5 tane pardon. 5 tane ama şimdi bak bu CHP olayı. Birinci yazar Orhan Uğuroğlu. İkinci yazar Mehmet Farah CHP olayı. Üçüncü yazar Kenan Akın. Başlıkta yok. Dördüncü yazar Ahmet Gürsoy. Yok. Beşinci yazar Aslan Bulut. O da CHP. 1, 2, 3 yazar. Fakat birinci sayfaya bakıyorsun hiç haber yok. Çok güzel. Yani 3 yazar da yazar olarak onu önemsemişler fakat gazetede yok. Var mı acaba dedim. Neyse içeride buldum. İçeride var. Komplo, ince komplo genel merkezde kuruldu diyor. Var, içeride koymuş haberi. Kamu bankaları kredimizi kesti. İşte burada. Ekrem İmamoğlu'ndan ağır suçlama. Efendim diyor ki Yeni Çağ Gazetesi. Devlet bankalarının CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'ne kredi vermediğini vurgulayan İBB Başkanı İmamoğlu, AKP'nin yarım bıraktığı projeler için yabancı kaynak arayışlarına gittiklerini açıkladı. Abi bırakma. O müteahhitleri olduğu gibi atın. Bak bir şey söyleyeyim. İnanın bak. En doğrusu bu. Şu adamlar gelecekler para. Bir dakika kardeşim sen ne istiyorsun benden? Bu para bu çok. Git. Bulun abi. Bulun CHP'li müteahhit var. İYİ Partili var. MHP'li var. HDP'li var. Var var kardeşim. Yani bu ülkede sadece bu AKP'nin beslediği müteahhitler iş yapmıyor. Yap. Verme. Bulursunuz dışarıdan. Hiç enseyi karartma diye bir laf var. Ne anlama geliyor bilmiyorum ama herkes kullandığına göre iyi bir şey herhalde. Ne demek enseyi karartmamak onu bilmiyorum yani. Başını eğme mi diyor, kaldı mı? Anlamıyorum. Boş ver. O da benim cahilliğim olsun. Ama bu böyle. Geldim. Tamam arkadaş. Yapmıyoruz. Kalsın abicim. Yarım kalsın. Asın üzerine pankartları. İnanın bak bazen böyle yapmak lazım. Dev pankartlar asın. Burası tamamen Ankara'dan parası geliyormuş. Şimdi kestiler. Müteahhitler de yarım bıraktı. Kaldı kardeşim. Gör. İstanbul halkı hiç sana kızmaz. İnan kızmaz. Bir süreli ne yapacaksın? Bir ay dursun ha. Bir ay sonra dersin ki bir dakika arkadaş böyle olmuyor. Ver abicim sen kendi müteahhitlerine ya da gelsinler böyle kuyruklarını kıstırsınlar gelsinler karşısına. Mücadeleyle olur bazı şeyler. Ben bunu çözeceğim diye telaşla. İstanbul halkı sana hiçbir şey demez kardeşim. Biz zaten çekiyoruz. Yarım bırak. Bas üzerine bayrağı. Bak bir kere bir yapın ya şunu be. Bir kere be. Ama herkesten oy alacağız numarası var ya işte. Geç. Bunu yaparsan daha çok oy alacaksın. İnan. Sor bak şeyi nasıl? Neydi o? Kitabı yazdı ya. Necati Özkan. Sor bak o da öyle söyleyecek. İnan. Ama sorun. Bak yarın tekrar sorarım. Yeni bir sağlık skandalı daha. Cebeci Hastanesi Merkez Laboratuvarı'nda yapılan testlerde tarihi geçmiş ilaçlar kullanılıyor. Anıtkabir'de, öğretmenler Anıtkabir'de demiş. Aa, Milli Eğitim Bakanı Anıtkabir'e gitmiş. Eğitim yürüyüşünde kararlı. Eyvah eyvah eyvah. Kararlıymışlar bunlar. Bu eğitimi götürmekte kararlılar. Abi gittiğiniz gün bunların hepsi değişecek. Başver. Aydınlık gazetesi bakalım ne yapacak. Aydınlık'ta Feyzoğlu manşette gene. Şam'la anlaşırsak Suriye tamamen güvenli olur. Abi bak bunları söylüyorsun. Bak bir Tayyip Erdoğan'ın nezdinde bir itibarın oluşmaya başlamıştı. Bak yerle bir edeceksin. Bak sonra demedi değil mi? Şekerim bak. Bırak bu numaraları. Senin söyleyeceğin şu Esad gani katil. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız arzu ederlerse orayı falan diyeceksin. Bak ne demiş bakalım. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu katıldığı bir televizyon programında Suriye ile anlaşılması durumunda güvenli bölgeye ihtiyaç olmayacağını ve Suriye'nin tamamen güvenli hale geleceğini söyledi. Yani güvenli bölgeye de karşı çıkıyor. Vay densiz vay. Bak söylerim saraya. İki ülkenin PKK-PYD kukla devletinin oluşmasını istemediğini vurgulayan Feyzoğlu, bizim doğrudan Suriye ile konuşup bunu çözmüyoruz. Ya ben bu lafa bayılıyorum abi. Mesela bu su... Oradaki terör devletini kurulmayacak, önledik. Ha, önledik zannediyorlar. Tam tersi, kuruluyor. Yarın. CHP toz duman, burada da var. Hayret, bugün şeyi büyütmemişler. CHP işte gerçek yüzünü, Amerikancı CHP falan yapmamışlar. Para kaçırmada elmas dönemi. Bu ne ya? Yurt dışına para kaçırmak isteyenler yeni bir yöntem buldu. Kayda girmemek için Türkiye'de elmas alıp önce yurt dışına çıkarıyor. Orada yeniden paraya çevirip bankaya yatırıyor. Güvenlik birimleri elmas konusunu yakından takip etmeye başladı. Ne oluyormuş yani?
Elması alıyor. Ha, Türkiye'de elmasa vergi yok. Ha, elmasa. E tabii bunu biraderler yapıyor bizim çocuklar. Onların işi de ondan. Bir de çok bilinen şey var. 200 firmayla kapsamlı anlaşma. Akdeniz su ürünleri, hayvansal mamuller, ihracatçılar birliği, Venezuela ve Kolombiya. Oo, çıkarma yapmışlar. Buradan oraya hayvansal mal mı satacaklar? Allah Allah. Maduro görüşmeye kabinesinin neredeyse tamamını çağırdı. Maduro bakanlarına ülkemizin ne ihtiyacı varsa öncelikle Türkiye'den alacak. Bravo Aydınlık, çok güzel. Öbürleri zaten hepsi yandaş yalakalar. CHP pisliği temizlemeli, CHP pisliği temizlemeli falan filan. Demek ki neymiş? Arkandayız Muharrem İnce yapmışlar. Evet, bugün burada bitti. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyilikler, esenlikler, hoşça kalın.